Arifane İlim Derneği Bursa. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve âmilüssâlihâti ve tevâsav bil hakki ve tevâsav bis sabr. Sadakallahul azim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Evet, bu hafta sohbetimize Fütuhat-ı Mekkiye 18. cilt 344. sayfadan devam ediyoruz inşallah. İbn Arabi Hazretleri'nin tavsiyelerinden devam ediyoruz. Salihlerin tavsiyeleri. Bir adam Zünnun'a şöyle demiş: "Vallahi ben seni sevmiyorum." Zünnun şöyle karşılık vermiş: "Allah'ı tanıyorsan bu sana yeter. Onu tanımıyor ve bilmiyorsan onu tanıyan birini ara ki seni Allah'a ulaştırsın. Ondan efendinin yasaklarına nasıl uyacağını öğrenirsin." Zünnun'un söylediğinin benzeri bir arkadaşımızla aramızda konuşmada ortaya çıkmıştı. Arkadaşım Abdullah bin el-Üstad el-Mebruri, salihlerin büyüklerinden birisiydi. Bir kardeşi vardı, öldü. Rüyasında kendisine şöyle demiş: "Allah sana nasıl davrandı?" Şöyle cevap vermiş: "Beni cennetine yerleştirdi. Orada yiyorum, içiyorum. Hurilerden istifade ediyorum." Şöyle dedim: "Sana bunu sormuyorum. Ben sana Rabbini gördün mü diye soruyorum." Şöyle demiş: "Onu ancak tanıyan görebilir." Sonra uyanmış. Bineğine binmiş. İşbiliye de yanımıza gelerek rüyayı anlatmış ve şöyle demişti: "Sana geldim ki bana Allah'ı tanıtasın. Bir yaratılmışın keşif ve müşahade yoluyla, nazari deliller yoluyla değil, keşif ve müşahade yoluyla bilebileceği şekilde Allah hakkında marifet elde edinceye kadar yanımızda kaldı." Evet, bu rüyasından şunu anladı. Evet, Rabbini gördün mü diye sorduğunda kardeşine, onu ancak ne diyor? Ancak tanıyanlar görebilir deyince, Allah'ı bu dünya hayatında yaşarken tanıması gerektiğini anlamış oluyor. Sonra diyor yanımıza geldi, böyle dedi ve bir marifet elde edinceye kadar, Allah hakkında marifet edinceye kadar yanımızda kaldı diyor. Yani Allah'a dair ilimler öğrendi. Ariflerden birisi şöyle demiştir: "Allah'ın kitabında nitelediği kimselerle beraber ol ve onlardan ayrılma. Onlar takva ehli ve Allah'ın mertebesine yakın kimselerdir. Umulur ki bu sayede göklerin melekutuna yükselir. Ebrar ile oturan ve hayırlı kimselerle ünsiyet eden biri olursun. Takvada kararlı ve azimet sahibi olursan kurtuldun demektir. Daha doğrusu ömrünün kalan kısmında kurtuluşa erdin demektir." Alimlerden birisi şöyle demiştir: "Dünyada ahiret için azık topla. Dünyadaki en hayırlı azık takvadır. İyilikler peşinde koş. Derecelerde ömrün sona ermeden önce yarış içinde ol." Evet, şimdi diğer tavsiyeye geçiyoruz. Alimlerden birisine tavsiyede bulun denilince şöyle demiş: "Aralarında aldatıcı bir üslupla, süslü sözlerle konuşup zorlamalı davrananlardan uzaklaş. Onlar konuştuklarında birbirlerini aldatırken kalpleri kin, nefret, haset, kibir, hırs, tamah, buğz, düşmanlık, tuzakla doludur. Onların dindarlıkları taassuptur. İnançları ikiyüzlülük, amelleri riyadır. Onlar dünya arzularını tercih ederler ve sadece dünyayı talep ederler. Böyle bir şeyin imkansızlığını bildikleri halde dünyada ebedi kalmak isterler. Bu itibarla yemeyeceklerini toplar, oturamayacakları binaları yapar, ulaşamayacakları şeyleri arzular, haram kazanır, günahlara harcar, iyiliğe mani olur, yasaklanmışın peşinde koşarlar." Diğer tavsiye: Yusuf bin el Hüseyin'in şöyle dediği aktarılmıştır. "Yanından ayrılırken Zünnun'a şöyle sordum: kimle oturup kalkayım?" Cevap verdi: "Kendisini gördüğünde Allah'ı hatırlatan birisiyle oturup kalkmalısın. O kişinin heybeti içine yerleşir. Onunla konuşmak senin amelini arttırır. Onun ameli ise dünyayı gözünde değersizleştirir."
Yakınındayken Allah'a asi olmazsın. Sana diliyle değil, davranış ve hal diliyle tavsiyede bulunur. Seni yönlendirdiği işi kendisi terk etmiştir. Yani o mükteseb erdemlerden uzaklaşmıştır. Çünkü insan halinin gerektirdiği iyi bir amel üzere bulunur. Seni ise sözüyle halinin gerektirmiş olduğu başka bir amele yönlendirebilir. Bu sebeple diliyle onu yapmanı ister. Yani fiillerinin düzgün olmasını talep eder. Bu durum insanlara iyiliği emredersiniz ayetinin anlamıdır. Burada herhangi bir iyilik belirtilmemiştir. Kendinizi unutursunuz. Siz kitabı okuyorsunuz. Düşünmez misiniz? Ayetin devamında da böyle geçiyor. Hazreti İsa'dan gelen bir tavsiye. Hazreti İsa şöyle der. Ey İsrailoğulları, biliniz ki ahiret karşısında dünya, battığı yer karşısında güneşin doğduğu yere benzer. Güneşin doğduğu yere yöneldikçe battığı yerden uzaklaşırsınız. Battığı yere yöneldiğinizde doğduğu yerden uzaklaşırsınız. Hazreti İsa salih ameller işleyerek ahirete yaklaşsınlar diye onlara böyle tavsiyede bulunmuştur. Diğer bir tavsiye. Bir alim şöyle tavsiyede bulunmuştur. Sapıtan ve taşkınlıklarında körleşenler gibi olmayın. Onlar daveti duymaz, çağırana icabet etmezler. Onları sürekli ahiretten yüz çevirirken, arkalarına dönerken ve uzaklaşırken görürsün. Onlar topukları üzerinde gerisin geriye dönenlerdir. Onlar dünyaya kendilerini bütünüyle verir, leşin etrafındaki köpekler gibi dünya karşısında köpeklik ederler. Onlar şehvetlere kapılır, namazı terk eder, öğüt dinlemez, hatırlatma kendilerine fayda vermez. Bu nitelikteki birisinin bir süre mühlet verilmiş olduğu aşikardır. Onlar belli bir süre nimetlenir. Ardından ölüm onları hakka ulaştırır. Başka bir ifadeyle isteyerek veya istemeyerek de olsa ölüm onların yaptıklarını ishar eder, sevdiklerini isteksizce bırakır. Topladıklarını başkalarına terk ederler. Miras bıraktıkları malı ise adamın eşi ve oğlunun eşi veya damadı veya miras sahibi olan başka birisi harcarken vebal onların üzerinde kalır. Kıyamet günü çocuklarının önünde ayağa kalktığında pişmanlık duyar. Böyle insanlardan olmaktan sakının. Siz dünyalarını ahiretleri için yaşayan kimselerden olunuz. Hazreti Peygamber şöyle demiştir. Ruhları en yüce mahale bağlanmış olan bedenlerle dünyaya eşlik edin. Salih bir adam birisine tavsiyede bulunurken şöyle demiş. Ondan uzak kaldığını düşünme. Öyle düşünürsen aldanmış olursun. Bunun üzerine kendisine şöyle denilmiş. Nasıl olmaz ki bu? Şöyle cevap vermiş. Hileye maruz kalan onun ihsanlarına bakandır. Böyle bir insan ihsanlarına bakarken ona bakmaktan geri durur. Sonra şöyle demiş. İnsanlar sebebe bağlanırken sıddıklar sebeplerin sahibine ve vesilesine bağlanmıştır. Sonra şöyle demiş. Onların ihsanlara bağlanmasının alameti talep ettikleri lütuflardır. Sadık insanın kalbinin ihsanları veren Hakk'a bağlandığının alameti, ihsanlar üzerine dökülürken Allah'a yönelerek onlardan müstani kalabilmesi ve uzaklaşabilmesidir. Şöyle demiştir. İçinde bulunduğun anda Allah'a itimat etmelisin. Haline itimat etme. Şöyle demiştir. İyi düşün. Böyle bir davranış tevhidin özüdür. Ruhani ve nebevi bir tavsiye. Hazreti İsa arkadaşlarından birisine tavsiyede bulunurken şöyle demiştir. Dünyaya karşı sağır ol. Yüzünü ölüme çevir. Kendini hastalığın zayıf düşürdüğü bir hasta kabul et. Ölümü çokça an çünkü ölüm mümine öyle bir iyilik getirir ki onun ardında kötülük bulunmadığı gibi başka bir hayır da yoktur. Diğer tavsiye. Zünnun şöyle demiştir. Üç şey iman alametidir. Kalbin Müslümanların çektiği musibetlerden dolayı üzülmesi. İyiliklerine vesile olmak üzere onlara bolca tavsiyede bulunmak.
Kendisini tanımasalar bile sevmeseler dahi insanları maslahata ve menfaatlerine yönlendirmek. Ahmet bin Ahmet bin Seleme şöyle demiştir. Zünnun bana şöyle tavsiyede bulunmuştur. İnsanların ayıbıyla ilgilenirken kendi ayıbından habersiz kalma. Onların üzerine gözetmen olarak gönderilmedin. Sonra şöyle demiştir. Allah'a en sevgili gelen kul kendisinden en çok bilgi alandır. İnsanın aklının tamlığının ve tevazu sahibi olmasının delili sözü dinlemesidir. Daha önce onu bilse bile dinler. Süratle hakikati kabul eder. Kendisinden aşağı mertebedeki birisinden gelse dahi kabul eder. Kendisine geldiğinde nefsine rağmen hakikati ikrar eder. Bir rahibin Müslüman bir arife tavsiyesi. Bir arif manastırında ibadete çekilmiş bir rahiple karşılaşmış, oturmuş ve sohbet etmiş. Dışarıdan rahip diye bağırdığında rahip başını çıkartarak kim o diye karşılık vermiş. Adam hemcinsin olan bir Adem demiş. Rahip ne istiyorsun diye sorunca şöyle demiş. Allah'a giden yol nasıldır? Rahip şöyle demiş. Arzularına karşı koyacaksın. Arif en hayırlı yiyecek nedir diye sorunca rahip takva diye cevap vermiş. Adam insanlardan uzaklaşarak bu manastıra niçin yerleştin diye sorunca şöyle demiş. Kalbim adına onların fitnelerinden korktum. Aklımı onların kötü arkadaşlığından, delaletten kurtarmak istedim. Nefsimi de onları idare etmenin güçlükleri ve kötü fiillerine karşı rahata erdirmek istedim. Rabbimle huzur halinde bulundum ve onlardan uzaklaşarak rahatladım. Arif şöyle demiş. Ey Mesih'in takipçilerinden olan insan! Rabbiniz ile olan ilişkinizi nasıl buldun? Lütfen sözünü süslemeden ve karmaşık cümleler kurmadan bana en doğru sözü söyle. Rahip bir süre susmuş ve düşünmüş. Ardından şöyle demiştir. Olabilecek en kötü şekildedir. Arif nasıl olur deyince rahip cevap vermiş. Allah bize bedenlerimize karşı katı olmayı, nefislerimizle mücadele etmeyi, gündüz oruç tutmayı, gece ibadeti, insan yaratılışına yerleşmiş şehvetleri terki, insana egemen arzuya karşı koymayı, insana musallat olan düşmanla savaşmayı, geçimsizliği ve huysuzluğu bırakmayı, sıkıntı ve güçlüklere karşı sabretmeyi emretti. Bütün bunlara rağmen sevabı ve ödülü geciktirerek ölümden sonraya ahirete bıraktı. Halbuki yol uzun, yoldaki dikenler çok, hayret var. Umutsuzluk korkusu var. Rabbimizle ilişkimizde ortaya çıkan haller bunlardır. Ey Muhammed'in tabileri, siz Rabbiniz ile ilişkinizi nasıl buldunuz? Arif şöyle cevap vermiş. Rabbimiz bize en güzel ve en iyi şekilde davrandı. Rahip sormuş. Nasıl davranmıştır bir anlat bana. Arif şöyle demiş. Rabbimiz bize amele başlamazdan önce büyük bir peşinat vermiştir. Sayılamayacak türde hayır ve lütuflar, ihsanlar ve mevhibeler vermiştir. Biz onun karşısında amellere başlamazdan farklı ihsan ve nimetler lütfetmiştir. Bu itibarla gecemiz ve gündüzümüz farklı nimet ve ihsanlarda geçmiştir. Bunların bir kısmı alışılagelmiş peşin nimetler iken bir kısmı kazanma yoluyla elde edilen nimetlerdir. Rahip şöyle demiş. Rab bir iken size başkalarından ayrı olarak niçin böyle davrandı ki? Arif şöyle demiş. Nimet ve ihsana gelirsek Allah'ın ihsan ve lütufları geneldir ve herkese gelmiştir. Burada bize mahsus olan Allah'a karşı inancımızda hüsnü zan sahibi olmamız, doğru düşünce, hakikati ikrar etmek, ona teslim ve ondan razı olmaktır. Allah iman ederek teslim olmayı, ona boyun eğmeyi, amel ve muameledeki dürüstlüğü nasip ettiği için hakikatlerin bilgisine muvafık kılındık. Ameldeki dürüstlüklerden kastettiğim nefsin muhasebesi, yola ve gereklerine bağlanmak, gaybden ortaya çıkan hallerin tasarruflarına kapılmamak, kalbe an be an gelen ruhani vahiy, ilham ve düşünceleri sürekli kontrol etmektir. Rahip şöyle demiş. Daha fazla açıklama yap. Yaptıkların çok güzel tavsiyeler.
Bu devirde kimseden benzerini duymadım. Arif şöyle demiş. Daha fazla açıklama yapacağım, söylediklerimi dinle. Dinlediğini anla, anladığını idrak et. Allah kendisini topraktan yaratırken insan öncesinde zikre şayan bir şey değildi. Sonra Allah onun neslini sağlam bir yere atılan, kokuşmuş bir su olan meniden meydana getirmiştir. Onu 9 ay boyunca halden hale geçirdikten sonra en sonunda sağlıklı bir bünye, tam bir suret, düzgün bir boy ve salim duyularla birlikte yeryüzüne çıkardı. Sonra onu 2 sene boyunca saf bir süt ile beslemiştir. O süt içenler için hoş ve tatlı bir süttür. Ardından türlü lütuflarıyla insanı büyütmüş, yetiştirmiş ve geliştirmiştir. En sonunda olgunluğa ulaşmış ve istiva haline kavuşmuştur. Ardından ona hikmet ve bilgi vermiş, sonra arınmış bir kalp, inceyi duyan bir kulak, keskin bir göz, leziz bir zevk, hoş kokuyu alan burun, yumuşak bir dokunma duyusu, konuşan bir dil, sahih bir akıl, iyi bir kavrayış, duru bir zihin, temyiz ve fikir kuvveti, irade, meşiyet ve ihtiyar ihsan etmiştir. Bunun yanı sıra itaatkar organlar, yapan eller ve koşan ayaklar vermiştir. Sonra ona beyan ve fesahat öğretmiş. Kalemle yazı yazmayı, işleri, harfi, ekin ve ziraatı, alışverişi, geçimi için çalışmayı, türlü menfaatler peşinde koşmayı, evler edinmeyi, izzet ve otorite peşinden koşmayı, emretmek, yasaklamak, başkanlık, yönetmek, siyaset etmek gibi özellikler ve kabiliyetler vermiştir. Yeryüzündeki bütün canlı, bitki ve madenleri ona amade kılmış, insan bütün bunların üzerinde bir efendi gibi hüküm veren, belirli bir süreye kadar onlarda tasarruf edip yararlanan bir hükümdar ve sahip olarak görevlendirilmiştir. Allah ihsan ve fazlından daha çok vermek istemiş, cömertlik ve ihsanı nedeniyle bütün bu verdiklerinden daha üstün ve şerefli olan başka bir nimetini kendisine ihsan etmek istemiştir. Söz konusu nimet türü, meleklerine ve cennet ehli olan güzel kullarına ihsan etmiş olduğu ebedi nimettir. O nimete herhangi bir eksiklik katışamayacağı kadar onun kesintiye uğraması mümkün değildir. Halbuki dünya nimeti umutsuzlukla karışmış, onun lezzetleri acılarla, mutlulukları hüzünle, ferahı gamla, rahatı yorgunlukla, izzeti zilletle, duruluğu kirle, zenginliği yoksullukla, sağlığı hastalıkla katışmıştır. Binaenaleyh dünya ehli orada nimet görürken azap çeker, güvendeyken aldanır, keremliyken zayıf düşer, onlar mutmain olmaksızın korkarlar, emniyet bulmaksızın endişe içinde kılarlar. Birbirine zıt şeyler arasında gidip gelirler. Bu zıtlıklara misal olarak ışık ile karanlık, gece ile gündüz, yaz ile kış, soğuk ile sıcak, yaşlık ile kuruluk, susuzluk ile kanmak, açlık ile tokluk, uyku ile uyanıklık, rahatlık ile yorgunluk, gençlik ile yaşlılık, güç ile zayıflık, hayat ile ölüm ve benzeri hususları verebiliriz. Dünya ehli bu zıtlar arasında gider gelir. Bunlara maruz kalır. Kendilerinden geçmiş bir halde bu zıtlıklar arasında kalabilirler. Ey rahip! Benim Rabbim insanları lezzetlerle karışık acılardan ve böyle işlerden kurtarmak, onları umutsuzluğun bulunmadığı bir nimete, elemin bulunmadığı hazza, hüznün bulunmadığı mutluluğa, gamın bulunmadığı feraha, zilletin bulunmadığı izzete, zafiyetin bulunmadığı keramete, yorgunluğun bulunmadığı rahatlığa, kirin bulunmadığı duruluğa, korkunun bulunmadığı emniyete, yoksulluğu olmayan zenginliğe, hastalığı olmayan sıhhate, ölümü olmayan hayata, yaşlılığı olmayan gençliğe, ehli arasında kuşkunun bulunmadığı dostluğa taşımak ve geçirmek istemiştir. Oraya geçince onlar karanlığın katışmadığı nurda, uykunun giremediği uyanıklıkta, gafletin olmadığı zikirde, bilgisizliğin olmadığı bilgide, düşmanlık, haset ve gıybetin bulunmadığı ehli arasındaki sadakat ve arkadaşlıkta bulunurlar. Onlar birbirine bakan döşekler üzerinde güvenli ve mutmain bir şekilde kardeş olarak yerleşirler. Sonsuza kadar böyle devam eder. İnsan bu özel karanlık mizaca sahip olduğu sürece ki bu mizac ahiret diyarına duru sıfat ve
ezeli hallerle hallere layık olmayan unsurlardan meydana gelen kir ve pisliklerin bulunduğu bir yerdir. İlahi inayet ezeli hikmetiyle onu başka bir yaratılışla yaratmayı murat etmiş ve gerektirmiştir. Bir ayet-i kerimede siz ilk yaratılışı öğrendiniz, hatırlamıyor musunuz denilir. Ahiret yaratılışı birincisi misalsiz olduğu gibi herhangi bir misale göre olmayan bir yaratılıştır. Onlar ahiret yaratılışında büyük ve küçük abdest ihtiyacı hissetmezler. Kendilerinden bir fazlalık çıkmaz. Onların yiyecek ve gıdalarının fazlaları ter şeklinde dışarıya çıkar. O ter misk kokusundan daha hoş ve daha güzeldir. Bu yaratılış nerede? Öteki yaratılış nerede? Dünyadaki mizaç nerede? Ahiretteki mizaç nerede? Evet, bakın dünya hayatında bir mizacımız var. Unsuru yaratılıştan kaynaklı özelliklerimiz. Ahirette de ayrı bir mizaç üzere yaratılacak diyor kul. Bununla beraber o yaratılış da tabii karışımları itidal ve düzenli olan bir yaratılış ve mizaçtır. Allah şöyle der. Bilmediğiniz şeylerde sizi inşa ederiz. Başka bir ayette Allah ahiret yaratılışını inşa edendir denilir. Allah bu sebeple peygamberlerini kullarına gönderdi. Onlar kulları bu hususa yönlendirir. Kulları ahirete davet ve teşvik eder. Ahiret yoluna yönlendirir. Kendisine varmazdan önce ahiret yurdu için hazırlık yapmalarını öğütler. Böylece dünya şehvetlerinden ve hazlarından ayrılmak onlara kolay gelir. Aynı zamanda dünyanın güçlükleri, sıkıntı ve musibetleri onlara kolay gelir. Bu kolaylık onların dünyadan sonra gelen ahireti umut etmelerinden kaynaklanır. Ahiret hayatını yitiren kişi hiç kuşkusuz apaçık bir hüsrana uğramıştır. Arif şöyle demiş: "Ey rahip, Rabbimizle ilişkimiz hakkında biz böyle düşündük ve buna iman ettik. Bu inanca göre dünyadaki hayatımız güzelleşti. Dünyayı değersiz görmemiz bize kolay geldi. Onun şehvetlerini terk etmek mümkün oldu. Ahiret yaratılışını ve ahiret hayatını talebimiz güçlendi. Bu konuda hırsımız pekişti. İbadetin güçlüğü bize kolay geldi. Biz ibadet ederken bir güçlük hissetmiyoruz. Aksine ibadeti bir nimet, keramet, övünç ve şeref kabul ediyoruz. Allah bizi kendisini zikretmeye ehil kılmış, kalplerimizi buna yönlendirmiş, gönüllerimizi açmış, gözlerimizi nurlandırmıştır. Böylelikle Allah bize türlü nimetleri ve ihsanlarıyla tanınmış ve kendisini bildirmiştir." Rahip şöyle demiştir: "Allah bu yaptığın güzel tavsiyeler nedeniyle sana hayır ve ihsan versin." Başka bir tavsiyeye ve nasihata geçiyoruz. Zünnun şöyle demiş: "Dünya işlerinde akıllı ve zeki iken ahiret işlerinde ahmak olan biri zeka ve akıl sahibi sayılmaz." Hilim gösterilmesi gereken yerde sefih davranan, tevazu ishar edilmesi gereken yerde kibirli olan akıllı değildir. Tabiatına ait işlerde ve yerlerde arzusunu yitiren, hakikat söylediğinde öfkelenen veya akıllı insanın ardından koştuğu şeyi değersiz gören veya zeki insanların değersiz gördüğü bir işin peşinden koşan, Allah'ın verdiği çokluğu az gören veya nefsinden meydana gelen az ölçüdeki şükrü çok gören kişi de akıllı değildir. Başkasından insaf talep ederken başkasına insaf göstermeyen akıllı değildir. İtaat etmesi gereken yerde Allah'ı unutan ve muhtaç olduğu zaman da onu hatırlayan akıllı değildir. Bilgi toplayıp öğrenen fakat onu öğretirken arzusuna uyan kişi de akıllı değildir. Allah'a karşı hayası az olan kişi veya nimeti ishar ederken şükürden gafil kalan kişi, mücahede ederken aciz kalan kişi akıllı değildir. O aciz kalırken onun düşmanı kendisiyle mücadelede sabırlı ve dirençlidir. Mertliğini elbise edinip de edebini mertliği edinmeyen ve takvayı elbise edinmeyen akıllı değildir. Bilgi ve marifetini bir zarafet ve
kendi meclisinde zinet yapmayan akıllı değildir. Sonra şöyle demiştir. Allah'tan bağışlanma dilerim. Söz çoktur, sözü kesmezsen söz bitmez. Ayağa kalkıp şunları söylemiş. Üç şeyden yoksun kalmayın. Din işlerinizde imana göz kulak olun. Ahiret için dünyadan azıklanın. Emrettiği ve yasakladığı hususlarda Allah'tan yardım isteyin. Lokman'ın tavsiyesi. Hazreti Lokman oğluna şöyle demiştir. Alimlerle otur, onların dizlerine yapış. Ölü bir toprağı göğün yağmuruyla canlandırması gibi Allah da ölü kalpleri bilgi nuruyla canlandırır. Alimlerle tartışmaktan sakın. Çünkü hikmet gökten saf ve duru bir halde inmiş, insanlar kendisini öğrendiklerinde nefislerinin arzusuna çevirmiş ve yönlendirmişlerdir. Başka bir hikmet tavsiyesi. Zünnun el-Mısri'nin şöyle dediği aktarılmıştır. İnsanların ayıplarına bakan nefsinin ayıplarından habersiz ve kör kalır. Firdevs ve cehennemle ilgilenen dedikoduyla meşgul olmaz artık. İnsanlardan kaçan şerlerinden kurtulur. Kim fazlaya şükrederse ona ilave edilir. Birisi şöyle demiştir. Dünyayı talep edip arzularına karşı haris ve tamahkar olan bir alim, başkasını tedavi edip kendini hasta eden doktora benzer. Öyle bir doktordan hayır ve iyilik umulmaz. Kendisi hastayken başkasına nasıl şifa verebilir ki? Sahih bir tavsiye. Allah'ı bilen velilerden birisine günahın sebebi nedir diye sorulunca şöyle cevap vermiş. Günahın sebebi bakıştır. Bakıştan da ilk bakış kastedilir. İlk bakış insanı Allah'a yönlendirirse günah olmaz. Yönlendirmezse kuruntularla karışır ve şehvet ortaya çıkar. Bütün bunlar organlarda ortaya çıkmayan batında ve içte var olmalarından sonradır. Şehvet karşılanırsa karşılanır. Aksi halde kendisinden talep doğar. Talep meydana geldiğinde kendisinden fiil ortaya çıkar. Tezkire. Bu tezkirede nebevi bir tavsiye vardır. Hazreti İsa İsrailoğullarına öğüt verirken bir defasında şöyle demiş. Ey alimler ve fakihler! Ahiret yoluna yönelmişsiniz. Fakat oraya doğru yürümüyorsunuz. Cennete giriyorsunuz. Fakat kimsenin sizi yönlendirmesine müsaade etmiyorsunuz. Cahil insan alimden daha mazur olsa bile hiçbirinin mazereti yoktur. Salih bir insan şöyle demiştir. Dünya işleriyle meşguliyeti terk eden zahit, sevgide insaflı olan ve insanların haklarını yerine getiren tevazu sahibidir. Öfkesini yutup sıkıntıya tahammül eden ve sabrı düstur edinen hilim sahibidir. Adalete yapışıp boş sözleri terk eden, konuşması veciz olup onu ilgilendirmeyen işleri bırakan, bütün işlerinde ölçülü davranan insan akıllıdır. Allah'a yaklaştırıcı işlere kendini adayan, dünyanın meşguliyetlerinden yüz çeviren ise çok yememelidir. Doyarsa tembelleşir, daha fazla yerse hastalanır. Öyle biri de abittir. Diğer bir tavsiye. Bir arkadaşı kendine bize tavsiyede bulun, umulur ki Allah senin tavsiyen sayesinde bize fayda verir dediğinde salih bir insan Allah'ın kullarına şöyle tavsiyede bulunmuştur. Bütün eşyaya karşı Allah'ı tercih edin. Kendi aranızda ve Allah ile ilişkilerinizde doğru ve dürüst olunuz. Allah'ı bütün kalbinizle sevin. Onun kapısına yapışın. Onunla meşgul olun. Ölümü bir yastık edinin. Uyuduğunuzda bir yastık gibi başınızın altına koyun. Uyandığınızda ise gözünüzün önüne koyun. Dünyaya hiçbir ihtiyacınız yokmuş gibi hareket edin. Ahiret sizin için kaçınılmazdır. Dillerinizi koruyun, günahtan sakının. Sadece Rabbinizle iftihar edinin. Allah'ın halis kulu olun ki selamete eresiniz ve insanlar sizden selamete kavuşsun. Böyle olunca Allah'ın nimetine ulaşmış olursunuz. Sonra şöyle demiştir.
Allah'tan bağışlanma dilerim. Söz dünyada tatlı olsa bile ahirette büyük sorumluluk getirecektir. Sonra şöyle eklemiştir. Sadık olanlara doğrulukları sorulacaktır. Bu söylediklerim yeterlidir. Evet, burada noktalıyoruz bu hafta. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Allahümme gfirli veli valideyye velil mü'minine vel mü'minati el ahyai minhum el emmat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin el fatihi nima uliqa vel hatimi nima sebeqa nasirul hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratikel mustakim ve ala alihi hakka kadrihi ve miktarihi azim. Subhanellezi yarani, subhanellezi mekani, ya'lemu mekani. Subhanellezi yarani, esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyidel evvelin vel ahirin salavatullahi aleyhim ve aleyna ecmain. Subhane rabbike rabbil izzeti emma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.